Cumartesi alışverişi. Merhaba. Neyle başlasam? Nasıl anlatsam? H&M. H&M'e gittim. Safir'dekine şöyle bir, yani belirli bir şey almak için gittim. Onları aldım, çıktım. Yaz geliyor, havalar ısınıyor falan filan. Bir ayakkabı sorunsalım var benim. Yani sizin ilginizi pek çekmeyecektir ama konuyla alakalı. İki ayağıma birden liflerini kopardım. Birinde yani bir sene arayla, birinde sevgili doktor, yani ikincisinde sağlam bir bandaj kullandırdı alçı çıktıktan sonra. O ayakta hiçbir sorun kalmadı. İlkinde gittiğim doktor bandaja gerek olmayacağını, bandajın aksine tembellik yapacağını söyledi ve o ayağımda küçük bir deformasyon kaldı. Yani gözle bakıldığında gözükmüyor bir şey ama ne diyeyim, ayakkabılar küçük parmağımın olduğu yere sıkıyor. Hangi ayakkabı giyersem giyeyim. Onun için ayakkabıları alıyorum. Rahat geliyor. Sonra problem yaşıyorum. Böyle beni bezdirmiş olan bir problem var. Onun için genelde bez ayakkabıları tercih ediyorum. Rahat oluyorlar yazın. Öyle bez babetler falan filan var diye ve fiyatları çok uygun diye görmüştüm. H&M'e gittim. Ondan sonra yine aynı hatayı yaptım. Benim ayaklarım 38 normalde. Gittim 38'lerini aldım. Şunlara bayıldım. Bunun fiyatını hemen söyleyeyim. Söyleyemiyorum. Bununki kopmuş. Ama bu 25, yani 24.95'ti. Aynısının siyahından anneme aldık çünkü. 8 aldım. Eve gelip böyle bir saat falan ayağıma geçirdim. Hemen küçük parmicim acımaya başladı. Bunun gidip 9'unu alacağım. Bu değişecek. Ama aynısını alacağım. Yani bu sefer sol ayağım biraz büyük geliyor ama o zaman taban falan koyuyorum. İdare ediyorum. Yapacak bir şey yok. İkincisine geçeyim. Onu da aynı şekilde 8 aldım. Orada giyince sanki iyi gibi geldi. Evet, iyi, iyi. Ama bir süre sonra insanın canını yakıyor. Şunları çok zarif durduğunu düşündüm ayakta. Bunun çok da güzel renkleri vardı. Lacisi vardı. Siyahı vardı. Çok güzel bir mercanı vardı. Mercan değil de böyle kavun işi gibi. Bu sıra bir de krem rengi falan gösterince, beyaz gösterince renk değişiyor. Yani bu her tarafta vardı bunlardan geçen sene. H&M'de getirmiş. İşe falan uygun olacağını düşündüm. Zarif duruyor. Bunlar da aynı şekilde. Yok, bunlar biraz daha pahalı. 29.95. Yani kullan kullan. Bozulduğu zaman at. Ondan sonra bir de konu dışı. Yani işle hiç alakası olmayan ve ben hayvan desenli şeylerden hoşlanmıyorum. Leopardı, zebraydı falan. Tarzım değil. Biliyorsunuz zaten. Ama insan bazen tarzı olmayan şeylere de bayılabiliyor. Şuna bayıldım. Çok hoşuma gitti. Hani siyah beyaz sonuçta. Çok da kötü gözükmedi gözüm. Yani beğendim sonuçta, ne yapayım. Böyle siyah pantolonla, kotla falan. Çok güzel olacağını düşündüm. Dayanamadım, bunu aldım. Bunu 9 aldım. Akıllık edip. 34,5'tu bu da. Bence çok sevimli. Bilmiyorum. Ondan sonra bunları aldım. Haftaya ne yazık ki tekrar gidip bu ikisini değiştirmek durumundayım. Ama bu benim aldıklarımın dışında ibadullah. Yani hem çok çeşit var, hem çok renk var. Bunun mesela laciverti vardı, beyazı vardı, siyahı vardı. O kadar. Bunda 4 renk vardı. Ve en rahatı da bu. Altı da kalın böyle. Yani bundan daha da alınabilir falan. Gelelim kozmetik zırıltılarına. Cuma akşamı eve dönerken Gratis'e uğradım. Uğramasam olmazdı. Canım sıkkındı çünkü. Şunu aldım. Niye aldım bilmiyorum. Çünkü yani saçma bir şey. Törpü bu güya aslında. Yani ama hani törpüleyecek şeyi bile yok. Sadece sevimli diye aldım. Zaten törpü diye almadım. Cupcake. Seviyoruz cupcake'leri. Hoşuma gitti. 2 lira, 2,5 lira bir şeydi. Essence'in bir tane göz kalemini aldım. Mavi Cool Down. Bu kalemlerden hiç yoktu bende. Çizeyim mi? Biliyorsunuzdur bunu ama. Güzel, değişik bir mavi. Açık bir mavi. Yani açık bir mavi derken lacivert değil böyle. Daha petrolümsü diyebilirim. Bu kalemlerden yoktu bende. Yazısını yazabilmek için bir tane aldım. Bir de geçen videom şu anda yükleniyor sanırım. Bu paletin morlusunu almıştım. Onu herhalde alışveriş videolarımda göstermiştim. Bu da yenilerden. Şu renge
aşık oldum. Yani elimde bu renklerden çok var da yine aynı amaçla sizi tanıtmak ve bununla bir makyaj videosu çekmek için aldım. Bunlar biliyorsunuz 4'lü 10 lira ve geçen aldığımın kalitesinden memnun kalmıştım. Hiç fena değil demiştim. Bu 11 numara See My Eyes. See denizin sisi gibi yazılıyor. Renkleri de şöyle bir göstereyim. Gayet yumuşak, kremsi ve renklerini çok güzel veriyorlar. Şu mavinin güzelliğine bakın diyorum. Biraz ışık vuruyor ama idare edin artık. Gecenin bu saatinde bu kadar. Ondan sonra bunları almış bulundum. Sonra dün dediğim gibi Safir'e gittim. Safir Alışveriş Merkezi nerede? 4 Levent'te. Ben de ilk defa gittim. Sadece de bana en yakın H&M orada diye gittim. Kozmetika diye bir mağaza varmış orada. Oraya uğramış bulundum. Ne aldım? Şu Neutrogena'nın yeni gelmiş olan Visibly Clear. İkisi bir arada maske ve temizleme jeli diyor. Bunun 7 day scrub, yani 7 gün, haftanın her günü kullanabileceğiniz günlük scrub'ı, normal yüz temizleme jeli, toniği, bir de sivilce ilacı, sivilce kurutucusu mevcuttu. Tanıtım fiyatı olarak 9 liraydı. Normal fiyatları ne olacak bilmiyorum. Ama gratislerde de sanırım aynı fiyattan şu anda. Bunu neden aldım? Çok böyle 1,5-2 yıl evvel falan da herhalde, yani tam zamanını hatırlamıyorum. İngiliz bir video yapan kız ki çok severim onu. Beauty Crush olabilir ismi. Hatırlamıyorum. Onun böyle sürekli kullandığı en sevdiği temizleyici maske falan kıvamında bir şeydi. Gözüküyor mu yazıları bilmiyorum. Biraz parlıyor tabi. Onun için denemek istedim. Bir de sivilce kurutucuyu da hani dedim olur da işe yarar mı acaba diye onu da aldım. Sonra 3 tane de kozmetik ürünü aldım. Birini hemen göstereyim. Butterfly Effect Fibers Fall Slash Wings L'Oreal'in yeni çıkan, şu anda da orada çok parlayan maskarası ki şu anda bu makyajı yaparken bunu kullandım. O videoda da gösterdim, biraz bahsettim. Şimdi ne kadar gözükecek bilmiyorum ama bir tarafı şöyle hafif ucu kalkık tarak gibi, kirpik tarağı gibi. Diğer tarafı normal. Bu plastik uçlardan çok güzel ayırıyor. İki kat iyi oluyor. Üç kat da biraz topaklanma yapıyor. Ama sadece işte dediğim gibi iki kere sürdüm. Bir süre kullanıp öyle yorum yapmakta fayda var gibi ama genelde pahalı olmasına rağmen L'Oreal'in maskaralarını beğeniyorum. İkinci ürün dudaklarımda gördüğünüz gloss. Max Factor Cube Max Effect Gloss Cube diye geçiyor. %50 indirimdeydi bu. Ve ben bunu çok çok önceden bakıp aşık olmuştum. Renginde böyle bir kan kırmızısı. Yani dudaklarımda şu anda biraz şey gözüküyor. Daha turuncumsu gözüküyor ama kamerada öyle gözüküyor. Yani daha koyu bir kırmızı. Bu çok güzel bir kırmızı. Çok beğendim rengini. Yapısını da beğendim. Dudaklarımda şu anda sadece bir nemlendirici varmış gibi hissediyorum. Hafif bir yapısı var. Yapış yapış diye kokusu tadı bir şey yok. Yani hafif bir kokusu var ama sizi rahatsız edecek bir kokusu yok. Güzel. Meyveli bir kokusu gibi bir şey var. Renkleri de vardı. 16 lira şu anda. Web sitesi kozmetika.com ya da kozmetika.com.tr bilmiyorum. Kozmetika.cl unutmasam aşağıya yazarım. Bakarsanız orada da bulabilirsiniz. Bunu aldım. Bir de en son birkaç videoda Fleur de Force'un sürekli şey dediğinin farkına vardım. CoverGirl, Amerika'daki CoverGirl, İngiltere'de Max Factor. Yani aynı şirket, aynı firma artık nasılsa. CoverGirl'in birçok ürünü, hepsi olmasa da Max Factor adı altında burada da çıkıyor dedi. Sonra bir baktım şu Max Factor'ın 3 in 1 üçü bir arada olan fondöteni CoverGirl'ün yeni çıkardığı üçü bir arada fondötenle büyük ihtimalle aynıdır. Çünkü ismi aynı, şişeleri aşağı yukarı aynı. O mavi kapaklı galiba. Bu da CoverGirl'ün o fondöteni, ay konuşamadım. Kendimden yoruldum. CoverGirl'ün o fondötenini de birkaç yorumunu seyrettim.
mat yapıda bir fondöten olduğunu duyunca aha dedim bana uygun olabilir. CoverGirl Türkiye'de olmadığı için neden Max Factor'u denemeyeyim dedim. Bu arada maskaralarında da birkaç tane benzer olabilir. O hani turuncu tüpte CoverGirl maskaraları var ya, onların da benzeri galiba Max Factor'da var. Araştıracağım. Bir indirimde de onlardan bir tane almayı düşünüyorum. Zaten Max Factor ürünüm yoktu, denemek istiyordum. Bununla da ve dudağımdaki glossla da başlamış oldum. Henüz kullanmadım. Elimde baktım. Gerçekten mat bir yapısı var. Kapatıcılığı orta kapatıcılık gibi gözüküyor ama hani iki kat falan sürülebilir herhalde. Bakayım ne kadar, 10 dakika konuşmuş, ben de kızacak. Ama daha fazla konuşacak bir şeyim yok. Daha fazla aldığım bir şey yok çünkü. Özür dilerim Hande. Hande bana çok kızıyor. 10 dakikalık video ne demek diyor. En az yani 20 dakikanın altında video kabul etmiyor. Yani. İdare edin arkadaşlar. Yani deneyeceğim çünkü bilmiyorum. Hakkında bu kadar yorum yapabiliyorum. Bildiğim şeyleri söyledim. Pompalı bir şişe de geliyor. Normal fiyatı 50 küsür lira olması lazım. İndirimde 40 lira gibi bir fiyatı vardı. Ben de beklemedim, dayanamadım, aldım. Gloss da 16 liraydı söyledim. Rimmel de indirimdeydi ama %50 değil. Ne kadar gerçek fiyatı bilmiyorum. 35 falan olması lazım. 27 liraya inmişti. Onları da almış oldum. Başka bakıyorum aldığım bir şey var mı? Yok. Cumartesi alışverişim bu kadar. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Biraz sonra inşallah Spring Tag çekmek istiyorum. Ama bilmiyorum çekebilir miyim. Görüşürüz. Hoşça kalın.